Selamlar arkadaşlar, geldik. Merhabalar. Üzgünüz, biraz gecikme oldu, biraz saçmalama oldu. Transcoding açılmamış önceki girişimizde. Ancak o sorunu hallettik. Şu anda transcoding açık. Dileyen kotasını kastırmadan düzgün bir şekilde bizi izleyebilirler. Bu sırada tabii sadece dinlemek isteyenler için de güzel bir şey. Bu altta açar, 160p'yi alır, dinlemeye devam ederler. Bugünkü konumuz arkadaşlar Arthas ve Purge olacak. Hani şöyle söyleyeyim, konunun hani fikir babası Görkem'di. Çok güzel bir tavsiyeyle geldi. Gündeme de çok uygun. Çünkü günümüzde yaşadığımız, yani evet, bir Evet. salgın var ve bu salgına uygun bir tema seçti kendisi. Biz de hani severek ve hani üzerine atlayarak kabul ettik. Ha ha falan diye. İşte Arthas'ın aldığı önlemler doğru muydu, değil miydi? Ya da çok gaddarca mıydı, canice miydi, yoksa mantıklı mıydı? Bu tarz konuları konuşacağız. Uther'in yaptıklarını konuşacağız. Özetle diyelim ve hazır. Bu ara Varimatras'a takip için teşekkür ediyoruz. Konuyla Eyvah alakalı beyler sıkıntı büyük falan diye Varimatras geldi eyvah. takip. Benden selam sana Varimatras. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar, hazır fikir babası da Görkem demişken konuyla alakalı hikayenin buraya geliş, yani Straton işte neydi, neresiydi, Arthas bu pozisyonda neydi, yani bu olayın bir önünü yapacak olan arkadaşımız da Görkem olsun diyelim ve sözü Görkem'e bırakıyorum. Evet abi, sendeyiz. Yani zaten Warcraft 3'ün artık Reforged'a geldikten sonra herkes iyi kötü bir yeniden oynamıştır diye umuyorum. Oynamadıysa oynamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Reforged'da da oynayın. Yani internetteki şeylere de bakmayın. Gayet güzel yapılmış oyunun yani iç kısmı, hikaye kısmı güzel, sinematikler güzel, ara cutscene'ler güzel. Hikayeyi çok daha iyi ilk elden böyle yaşayabilirsiniz oynayarak. Eski oyunda oynamak isterseniz kutu kutu pense yaşarsınız. Siz bilirsiniz tabii. Yani o yüzden öncelikle onu diyeyim. Şimdi Stratholme olayı da WoW'da da var biliyorsunuz dungeon olarak. O kısmı yaşayabiliyoruz. Ve bu böyle Arthas'ın artık Lich King olma yolunda attığı ilk adım olarak böyle geçer oyunda da. Ve ilk böyle kritik kırılma noktasıdır. O yüzden çok böyle önemli bir olaydır Stratholme ve oradaki verdiği karar işte Mal'Ganis'in peşine düşmesi. Kısaca hatırlayalım. İşte Arthas Prens olarak geliyor Stratholme'a. Ve işte o sırada yaygın olan bir böyle hastalık var. Ve hastalığın sebebini bulmaya çalışıyorlar. Sonunda işte bu hastalığın şeylerden nasıl diyeyim oradaki sandıklardan ve işte tahıl sandıklarından yayıldığını, halkları işte tükettiği zaman hastalandığını ve sonra zombiye dönüştüğünü fark ediyorlar. Ve işte Arthas bunların öğrenildiği zaman da işte durumu temizlemek için Stratholme'a geliyor ama çok geç kaldığını fark ediyor ve Stratholme'un temizlenmesi gerektiğini yani purge edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama tabii Uther ve Jaina buna şiddetle karşı çıkıyorlar işte olur mu öyle ne yapacağız falan yani buna hiçbir şekilde kabul edemeyiz diyorlar. Ama Arthas da durumun başka çözümü olmadığından yani kendisi öyle düşündüğünden diyeyim buna karşı çıkan işte önümde durmasın diyor ve gayet sert bir şekilde Uther'ı da artık böyle nasıl şampiyon demeyeyim de Paladinlikten atıyor. Paladinlikten atarak ve Uther'ın ve bütün paladinlerin de takipçilerin de atarak böyle bunu yapacak olan kalsın, diğerleri gitsin diye sert bir karar veriyor ve ondan sonra Stratholme'u temizlemeye başlıyor. Tabii bu çok travmatik bir olay. Masumlar var, çocuklar var. Kadın, erkek artık sivil zaten doğru düzgün asker yok. Hepsi ama hastalanmış ve yani kurtarılması o anki durumda mümkün olmayan bir kitle var. Ve öldükleri zaman hepsi zombiye dönüşüp Scourge'un artık güçlerine katılacak bir potansiyel ve dönüşmeden önce öldürülmeleri lazım.
sonuçta Arthas'ın yaptığı bu açıdan doğru. Ama bunu yapma şekli ve artık çare kalmadığını yani ima ediş şekli biraz aceleci ve fanatik görülebilir. Ama sonuçta Arthas bunu yapıyor ve şehri temizliyor, yapıyor, yıkıyor onu takip edenlerle beraber. Arada masumlar, çocuklar, kim varsa bayağı travmatik sahnelerle bu olay bitiyor. Ama bundan sonra da Arthas işte bunun sorumlusu olan Malganis'le karşılaşıyor. Zaten Malganis özellikle Arthas'ı yemlemek için bunu yapıyor ve işte delirtip onu takip etsin ve kendi emrine girsin diye yapıyor. Bundan sonra da zaten Malganis işte kendini teleport edip kaçıyor ve işte Northrend'a gel de görüşelim diye Arthas'ı da yemliyor ve olay burada bitiyor. Ondan sonra Arthas Northrend'a gidiyor ve zaten biliyorsunuz işte Frostborn alıyor. Ondan sonra da Lich King olma yolunda ilk adımını atmış oluyor. Önce Deathmite sonra işte biliyorsunuz devamını. O yüzden bu olay bu şekilde kritik bir mevzu. Detayları kendi içinde çoğu kısmını Chronicle'dan öğrendiğimiz yeni detaylar var. Daha travmatik kısımlarını oradan öğrendik. Olayın öncesinin işte nasıl oluşturulduğunu Dreadlord'ların işte daha önceki programda anlattığımiz Acolyte'ların Cult of the Damned'in nasıl kurulduğu vesaire. Aynen. Öyle ince detaylar var. Yani Stratum'la birebir çok ilgili değil ama sonuçta Arthas'ı işte bu şekilde tuzağa düşürüyorlar ve arkası da bu şekilde geliyor. Stratum bu yüzden önemli. Şimdi zaten benim bunu önermekteki amacım da bu hastalık durumunda işte ve geri dönüş olmayacak bir şekilde olay oluştuğunda işte neden bu kararı veriyor? Ne yapıyor? İşte siz ne yapardınız? Uther'ın ve Jaina'nın işte bırakıp gitmeleri, arkalarını dönüp gitmeleri, oradaki insanlara ne faydası var falan gibi bir durum var yani. O yüzden yani bu hastalık durumunun ötesine geçtiğinde ve karşı taraf işte zombiye dönüşüp sonuçta saldıracağı zaman ne yapardınız? Siz ne yapardınız? Arthas'ın yerinde olsaydınız onu size düşündürmek için ben de böyle bunun üstüne çok daha önce düşündüğüm için biraz böyle felsefeye falan da ilgili olduğumdan o açıdan da böyle bakmak istedim olaya. Siz de kendi fikrinizi söyleyin. Biz de söyleyelim. Beraberce bu durum üzerinden fikir yürütelim. Evet. Bu kadar. Peki o zaman şöyle bağlayalım. Şimdi Arthas evet böyle bir karar aldı. Yani tabiri caizse herkesin totosunu yiyemeyeceği bir şey. Bir karardı. Yani doğru ya da yanlış. Çok aşırı ne derler yürek isteyen bir hareketti. Peki Arthas'ı bu duruma sürükleyen olgular nelerdi? Yani Stratholm'un içinde bulunduğu durum neydi? Yani... Hani onu yaparken Arthas nasıl bir ruh halindeydi onu da bir Murat Han'dan alalım diyorum. Ya o aslında Chronicles'ta değil de Rise of the Lich King kitabında çok güzel anlatılıyor. Çünkü işte bu Arthas'la Uther'ın ve Jaina'nın ayrışmasından sonra o bir önceki geceyi kitapta kısaca açıklıyor ve hani ne Arthas ne de yarındakiler yapacakları şeyden memnun değiller yani hani. Gayet bunu istemeyerek ve zorunda olduklarını bilerek yapıyorlar. Hatta oyunda da hani Arthas şey diyor yani. Baba beni yapacağım şeyden dolayı affet falan diyor. Ve hani Arthas hani o noktaya kadar işte bir bölüm önce yani Warcraft 3.6 ile gider mi? Bir bölüm önce Strambard'ı, pardon Underhall'u. Söylediğim 3 farklı undead mevzine karşı korkunç bir undead saldırısına karşı çok uzun bir süre korumak zorunda kalıyor ve karşısında ne kadar hani dehşet verici bir güç olduğunu ilk elden görüyor. Çünkü şöyle düşünün, öldürdüğünüz herkes karşı tarafa geçiyor yani. Yanınızda savaştığınız dostunuz bir anda size karşı savaşmaya başlıyor. Bu çok yani insanın psikolojisini dağıtan bir şey. Ve hani Uther'ın da bu konuda bazı yanlışları var. Mesela çok. O bölümün sonunda işte Uther Arthas'a yardıma geliyor. İşte dağıtıyor bütün Undead ordusunu ama sonra şey diyor Arthas'a. İlk cümlesi. Çocuk hani ben iyi ki geldim ki sen kurtuldun. Diyor. Arthas da diyor ki hani bizim ağzımızdan resmen.
Ulan sen geldin de ben yarım saatte burada yarım çıktı ben burayı korumaktan. Hani anca geldin. Ne saçmalıyorsun sen diyor yani o sıra. Glad do you remake it. Evet. Hani o da biraz hani oturun yanlış hareket. Aklısı böyle hep yaptığı şeylerden Allah dolayı Allah adam akıllı tebrik etmemek. Ya artar bir de şey tabii, Fevri hani ikinci bölümde de orklarla savaşırken işte bir an gaza geliyor. İşte Uther da diyor ki işte biz paladiniz, işte Gadag işte kan ya da işte intikamla beslenmemeliyiz diyor mesela. İşte Statholm bölümünde de diyor ki yani Uther kendi karakterine uygun bir şekilde bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü adam hani adam baştan sona paladin yani doğruluk, iyilik, merhamet vesaire. Ama çok katı bir paladin. Evet, çok katı paladin. Yani. Doğruluk demeyelim de ya, doğru bildiğini savunmalı. Bir triggerlanmayın ya. Yok şimdi doğruluk deyince şöyle yanlış anlaşılmaya çok müsait diye diyorum. Şimdi buradan şey algısı da çıkar. Ha Murathan Uther tarafında ya da işte nasıl söyleyeyim o söylediğin ona doğru gider diye müdahale. Tamam ben bunu şöyle def edeyim. Ben Akil Shadow Priest söyledim. Ben değişimim. Neyse işte. Muhabbet yanlış anlaşılmasın diyelim. İşte hani kendine göre doğruluk, merhamet şey falan kendine. Hani öyle bir şey hayatta yapmalıdır yani. Öyle kalkıp masum insanları, suçlu olmayan insanları öldürecek bir karakterdi. Jaina da mesela Jaina onu şu an evet der miydi? Derdi. Şu kafa yapısından. Derdi. Çünkü bilemeyiz tamam, yani. Evet. Ya şimdi hiçbir soru. Bence zor bir soru. Artas'ın gördüğünü görmediği için. Yani bu kadar şey yaşadıktan sonra Jaina evet, mesela ona evet der mi? Der. Ya şöyle söyleyeyim la 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 deyip geliyorlar. Her şey ilk gözden diyorsunuz doğru söylüyorsunuz. La, evet la, abi la. İlk gözden görüyor. Yani adam çok şey yaşıyor. Atını kaybediyor işte. Evet. Başarısız oluyor. İşte Light hiçbir zaman yanında olmuyor vesaire gidiyor. Şey. Yok şey Light gayet abi, yanında oluyor da şey mevzusu. Yani... mesela kitapta da Rise of the Lich King'de mesela bir sahnede bu Underhollow Plague'i incelemeye geldiklerinde bir tane insan zombiye dönüşüp ona saldırıyor. Bir ahırdaydı galiba. Öyle bir sahne hatırlıyorum. Öyle bir şey görüyor mesela. Şey de var çocuk bir tane çocuğu seviyor sonra geri geliyor. Çocukla ailesi işte. Evet o çocuk anında olmuş evet. Evet öyle şeyler görüyor. Aynen o muhabbet. Hatta Warcraft 3'te var o Billy. Var diyor evet. Billy. hani onun için Arthas'ın ama bu yaptığı işe yaramamış. Yani şu açıdan yaramadığını görüyoruz. Şu anda orası hala yanıyor. Hani can you believe Statholm is still burning? Mevzu hani hala orası öyle kalmış. Hiçbir yalta yaramadı maalesef. Ama Arthas onu nasıl bilecek? Yani sonuçta o durumda yapabileceği tek şeyi yapıyor bir nevi ama şunu da yanlış düşünmüş olabilir. Hali hazırda zaten her yere yayılmış tahminen. Orayı ha tabii. Tek orası değil. Kliensledin ne olacak? Bir alta yaramamış aslında. Evet. Ve yani, mesela Kel'Thuzad hatta onu bir gaza getiriyor. Çünkü ilk karşılaştıklarında diyor ki Mal'Ganis Statholm'da seni bekliyor diyor mesela. Daha ilk karşılaştıklarında ben Mal'Ganis evet, diyor. Yani tahminen Light da bu Arthas'ın yaptığından rahatsız olmamıştı. Çünkü o sırada ona yardım etmeye devam ediyordu ve bizim şu an gördüğümüz Light bunu yapabilecek bir güç. Doğru. Aslında hakikaten bak doğru tespit. Güzel çünkü Light böyle konularda çok katı ve aynen Arthas'ın verdiği karar tarzı bir zaten zihniyet var şeyde bütün Nauru'larda da. Doğru yani güzel tespit. For greater good mu? Evet for yani, greater. Aynen. Ve gayet acımasız ve katılar yani. Ya ben bir şey soracağım. Arthas'ın yerine ki başka birisi gönderilseydi başarılı olabilir miydi? Ya Arthas başarılı sizi... olamıyor ki artık. Olamıyor. Başarılı olabilir miydi onun yerine başka birisi gönderilseydi? Ya bir de ben o zaman şu soruyu şöyle taçlandırıp öyle sorayım ben Görkem'le Murathan'a. Kendileri hani hangisi cevaplamak isterse o cevaplasın. Arthas'ı durdurulduklarını hani Uther'le Jaina Arthas'ı durdurdu varsayalım. Bu ara ben çok kısa bir anekdotla düşmek istiyorum. Jaina şu an olsa yine kabul etmez. Çünkü Jaina'nın kendi halkına olan aşırı korumacılık şeyi var. Yani o Jaina'nın aşırı rage'e girip işte hani korkunç
kararlar alıp işte Dalaran'da falan şey atması, işte purge atması, hordu dışarı çıkartması, yani, horde'la alakalı bir durum. Evet. İçeride olan, yani Stratum'da içeride olan halk yine Alliance halkıydı. Yine ben Jaina'nın o kadar radikal bir karar alacağını sanmıyorum. Velhasıl. Şimdi soruyu şöyle soruyorum. Jaina ve Uther durdurdu. Tamam. Arthas dedi ki tamam abi. Uther sen çok büyük paladinsin. Ne yapacağız dedi. Hadi ne yapacağız? Tamam ne yapacağız dedi ve Uther ve Jaina'nın bir sonraki Uther adımı ne olurdu? Ya, hadi daha doğrusu Uther'in, doğru söylüyorsun Görkem. Yani Jaina çünkü commander olarak orada değil. Karantina. Ya Uther da biraz orada cidden odun kafalılık yapıyor. Hiç fark, diğer ihtimali düşünmüyor çünkü. Başka bir ihtimal düşünmüyor. Hayır böyle bir şey olmaz. Evet. Böyle bir şey olmaz. Yani. Başka bir şey demiyor. Hayır daha çok benim sorum lore wise tarzında şu şekilde. Yani o dönemin Uther'i yani oraya ne karar almak yönünde gitti yani sizce? Bence Uther'ın konudan haberi yoktu en basitinden. Yani Arthas söyledi. Uther bilmiyordu ve yani oraya ne karar almak için? Bence bir karar almak için değil, Arthas onu çağırdı. Hani Mal'Ganis'in peşinden gidiyorum diye. Hani Uther ne yapar diye mi soruyorsun aslında? Evet yani Uther ne yapacaktı yani? Ne yapardı? Arthas yerine Uther olsaydı ne yapardı? Sence? Şehri karantinaya alabilirdi. Şehri karantinaya aldı. Sonra abi ya içerideki herkes infected. Tedavi etmeye çalışırdı. Tedavi etmeye çalışırdı. Yani şey light'lı mı? Edemeyeceğini biliyorlar. Edemeyeceklerini biliyorlar o aşama. Çünkü edemediler şeyde, değil mi? Andor Hall'da falan. Zaten... Andor Hall'da evet. Ama şey diyor yani başka bir yolu, ben şey alabilir. Terras haber vermeye gider önden. Hani ne yapalım, ne edelim? Yani o zaman şey mi oluyor? Ya, o zaman Arthas'ın alacağı kararı kralın mı alması gerekiyordu? Evet hani krala söyler önce, kral ne yapsın ne yapsın diye. Kral da tamamen kabul etmezdi diye tahmin ediyorum. Bu sefer de şey muhabbetler ortaya çıkabilirdi. İşte şehirden kaçmak isteyenler, işte surlardan atlamaya çalışanlar falan ki evet. Hayır gülme. Buna benzer durumları günümüz dünyasında yaşıyoruz yani. Evet ama paralellik o gerçekten. Evet, evet yani. O yüzden yani, ben soruyu özellikle buna şey yaptım. Terenas yapmazdı bence çünkü şeye bile karşı çıkıyordu daha ilk. Oyunun açılış sinematiğinde Kryn Torlu... Scourge'un varlığını, değil mi? Kryn Torlu elçi şeyi tavsiye ediyordu ya, karantinayı. Daha ona bile ya öyle bir şey olmaz, karantina olmaz diyor. Ona bile kabul etmiyordu. Bunu hiç kabul etmezdi. Yani... Bence Terenas daha katı bir şey karar verirdi. O da Uther'a öldürün derdi. Yani ya da yok edin yakın derdi yani. Olabilir. Ben mesela Görkem'le aynı paydada buluşmuyorum burada. Terenas çünkü karşısındaki tehdidi görünce karar verebilecek bir kişiymiş gibi duruyor ben bana. Evet ve hiç çok bilmiyor yani. Çok haberi yok. Anlamadı tahmini o belli bir aşamaya. O yüzden karantinaya devam edin diye bir şey çıkardı büyük ihtimalle. Orada da insanlar bu sefer işte açlıktan ya da dönüşmekten birbirlerini öldürerek kırılırlardı diye bir düşünüyorum. Ya bir de hani şöyle bir şey var. Dreadnought'ların ve Nerzul'un Grand Design'ı öyle bir kurulmuştu ki orası yani her türlü düşecekti Lord'lar ama. Yani başka bir yol yoktu. Peki o zaman yani Arthas... çok kısa bir şey yapalım mı? Eda değindi buna aslında. Hani Arthas'ın o içinde bulunduğu ruh hali vardı ya hani ışığa olan inancının çatırdamaya başlaması. Evet. Çok şey hani nasıl söyleyeyim. Ne derler? Şu anda biz hani şey yapıyoruz ya dua ve sabırla takılıyoruz. Hani onun olmayışını fark edişi, hani ışığın bir işe yaramadığını düşünmesi. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Ya ben Arthas'ın öyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Yo söylüyor canım. Hangi bölümde söylüyor canım? İşte o... Underhold'da ışık... Işıktan yardım istiyordu Underhold'da. Hayır. Sorumluyu şey, yaparken. Underhold'da değil. O zaten bir nevi kazanıyor onu böyle. Orada işte inancının karşılığını almış gibi oluyor. Ama Stratum'da işte Mal'Ganis'in de sayesinde bir böyle şey uğraşsa da çabalasa da işte herkes yok etmek zorunda kalıyor. Yani niye kurtarmıyor diye. İşte aynen. Hatta Light, şey bu orada yazdı. Light give me strength diyor ama cevap gelmiyor. Evet.
Hani mesela bu WoW'da verilmeyen bir detay, oyunda bir Mal'Ganis'le yarışıyoruz bile. Önde ya, evet, yeterince kişi evet, öldürmek için. İşte Reforged'da onu çok güzel vermişler. Şeyde o kadar belli olmuyordu. Map'te böyle gidip gelmen gerekiyordu. Reforged'da evet, onu biraz daha güzel vermişler. Karşılıklı olmasını. O bir köşeden başlıyor, sen alt köşeden başlıyorsun falan. Zaten mantık da o, yani hikayenin mantığı da öyle. Ya peki, o dönüştürmeye başlıyor. Hı. Sen de işte o dönüştürme... Arthas o sırada başlamış oluyor ya da başlamamış oluyor. Evet. Benim bir zaten soyum şey bir. Arthas neden bu kadar yalnız kalıyor bu savaşta, birinci soru. Bu lore'la alakalı mı? Neden sürekli yalnız kalıyor? Yani yol aslında birlikte çıkıyorlar. Daha sonra işte... Tamam, bu olaydan sonra yalnız kalıyor. Yok hayır, devamlı böyle. Ya hayır ya, bir savaşına gidiyor tek başına, yok yanında kimse, nasıl ya, hiç kimse yok. Muradin de çıkıyor. Nerede Muradin? Muradin burada devre girmiyor, Northrend'e gidince Northrend karşılaşıyorlar orada. Hayır, bu hikayenin buraya gelene kadar herkes nerede? Yani ya şöyle. Yok şöyle. Underhold... söyle sen Murat anlatsın buyur abi. Underhold bölümüne kadar Jayne ile araştırıyorlar. Underhold bölümünde diyor ki Jayne, sen git Utra haber ver. Jayne'e gidip Utra haber verdi, işte o bölümde tek başına salınması gerekiyor. Satom'da da bağları kopuyor zaten. Yani bu olay sadece o kadar kısa sürede o kadar yalnız değil. Ya yalnız değil tabii canım, o zamandaki hani şey düşün, Lordaeron ittifakının en yüksek generalleri zaten bunlar. Hani anladın mı? En Prens yüksek rütbedekiler olayı araştırıyorlar mesela zaten. Mesela kaptan son bölüme kadar yanında duruyor mesela artık. Adamın adı yok bu arada, ya da ben bilmiyorum. Ha, Captain yok, yüzbaşı işte aynen. Kendi şey diyorsun yani, değil mi sen, bu bir tane yani eleman işte Northrend'e kadar falan takibi düştü ölene kadar evet, falan. Evet evet, son bölüme kadar evet. Okey. Peki biz şunu nasıl söylüyoruz, eğer yanındalarsa Arthas'ın gördüğünü kimse görmedi. O zaman hani yanındaysa nasıl görmediler falan gibi bir soru aklıma geliyor arkadaşlar. Hayır, Jaina o Scourge saldırısını görmedi mesela Andorra. Bilmiyor yani, Jaina da oturda bilmiyor. Andorra'la bilmiyor. Okay. Hani zaten Arthas asıl hani biraz çileden çıkartan Underhold savunması oldu. Anladım. Bütün şeyi orada yiyor. Yok orada daha çok bence şey ya, Uther'e bir kızgınlığı oluşuyor yani, genel böyle ışığa evet, karşı şey değil de. Bu arada mesela de Uther'a cidden. Güzel de bir soru geldi Şükrü'den. Kuzeydeki olaylardan Alliance'ın hiç mi haberi yoktu? Abi şöyle söyleyeyim. Stormwind o sırada kendini düzeltmeye çalışıyordu. Ya hem o var hem de şimdi resmi yazışmalar falan kral üzerinden dönüyor. Öyle düşün. Yani Terenas kendi kabul etmiyor Legion'ın geldiğini. Evet. Hani öyle bir durum da var yani, yok tamam sıradan bir salgın olayı yaşanıyor. İşte ben en yüksek paladinimi, oğlumu görevlendirdim. Daha ne yapayım modu da var orada yani. Ve şimdi... Hatta şey böldüm hani, hayaller mesela destek yolluyor, priestleri yolluyorlar daha en baştan. Scourge oluştuğu anda hani düzeltmek için. Bu ara hayaller dediğin şey değil ama Kualdor hayalleri. Kualtalas yani. Kualtalas hayalleri söylüyorum. Blood elfler işte. Sonradan Blood Elf oluyor. Sonradan Blood Elf falan hayatlar. Ve mesela Arthas'ın Stormwind'de yani aşağı inmemesi sebebi gerek görmemesi derdi. Onların amacı farklı. Yani Lordaeron savunmasını kırmak, Eren'in savunması, çünkü Eren Nisan savunması, hayatları kırmak ve sonra Dalaran'ı yerle bir etmek. Böylece Eastern Kingdoms'ta bir şey kalmıyor Legion'a karşı. Yani... Onun için Stormwind'de mesela inmiyorlar ya da şeye. Kazma odana. Kim Terenas zaten şey demiyor mu aşkım? Şey geldiğinde, karga geldiğinde, aa ne saçmalıyorsun falan diyen. Karga dediğin Medivh bu ara. Medivh karga. Karga dediğin Medivh. Karga geldiğinde ne saçmalıyor şu kargayı alın başımdan diyen değil mi? O tanımıyordu onu. Şu karga. Onu söyleyeyim sana yani onu tanıyamıyordu. Tanıyamıyorum. Yok yok, onu o zaman tartışmıştık. Karga nasıl satayım? Karga geliyor işte. Ya değil mi? Karga bile bir şey insana falan dönüşüyor. Şey diyorlar zaten, ona böyle hani deli kahin gözüyle bakıyorlar Medivh'e. Evet evet. Antonidas bile. Ama şöyle evet, bir durum var abi, biliyorsunuzdur. Zaten sizler de izleyicilere söylemiş olalım. Normalde dünya yani Azeroth Medivh öldü biliyor. Medivh'in evet, yeniden uyandırıldığına dair falan kimsenin bilgisi yok.
Hani o yüzden profit olarak... Hatta bir bilgi verelim mi Chronicles'da verilen bilgiyi? Böldüm. Ben şey sanıyordum okuyana kadar Chronicles. Hani oyunda Warcraft'ta gördüğümüz Medivh'in ruhu sanıyordum. Halbuki yok. Şöyleymiş. Onun da bilgisini verelim madem. Medivh ruh formundayken Legion'in bütün planlarını öğreniyor. Kırcıya'nın planları dahil. Tivskinetra çünkü ulaşabiliyor aklına. Ve hani orkların durumu, Alliance'ın durumu, Cult of the Damned'ın da Eldoran'da yaptıkları dair her şeyi görüyor. Hı-hı. Ve bunu durdurabilmek için de Egwene haber veriyor. Ona ulaşıyor yani. Ve yani Egwene de Medivh'in yeniden bir vücuda kavuşmasını sağlıyor. Yani yaşıyordu Medivh orada. Bu da bilgi evet, olsun. Evet evet evet. Yani direkt Medivh'in kendi yani o. Evet evet. Ama evet. Farklı bir şekilde resurrect ediliyor işte. Evet. O yüzden kendini insan olarak görmüyor. O zaman gelelim yavaş. Hatta Egwene böyle bütün gücünü kaybediyor yani. O da yavaş yavaş şeye gelelim. Şimdi yani olaylardan bahsettik. Arthas'ın durumundan, içinde bulunduğu ruh hali. Görkem Malganis'in kurduğu tuzaktan bahsetti. Hatta Murat'an da işte onun lürlemesinden, Andor Hall'da olan olaylardan kısaca bahsetti. Karar aşamasına gelelim. Yani Uther bir karar alıyor şu anda. Uther diyorum, Arthas. Ve Uther ve Jaina da yanına geldi. Yani şu an arkadaki videoda... Yani tekrar dönüyor ama görüyor musunuz bilmiyorum da yani orada yani cutscene'i yapan arkadaşlar güzel de yapmışlar. Hani surat ifadelerine evet. Varana kadar güzel bir tepki şeyi oluşturmuşlar. Evet, Arthas evet. Çıktı tepeye, hatta o meşhurdur şeyi, hatta World of Warcraft'ta Cooling of Stratum Dungeon'ı yaptıysanız orada da görüyorsunuz. Arthas bir tepeye çıkıyor işte elinde mace'i falan böyle. Diyor ki işte böyle yapılması lazım, şu 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 yapılması lazım falan diye saydırmaya başladığında Uther ve Jaina işte tepki vermeye başlıyor. Bu tepkiler hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Yani onu konuştuk aslında, hani onlar böyle bir şey... O sıradaki karakter özellikleri böyle bir şey kabullenecek karakterler değil. Onun için çok şaşırıyorlar ve ne saçmalıyorsun diyor. Özellikle Uther. Yani Jaina da hatta şey diyor, hani seni bunu yaparken izleyemem diyor ve Arthas'ı aslında nasıl diyeyim, karanlık yola iten şeylerden biri de o oluyor. Çünkü Arthas'la Jaina arasında bir söz vardı. Ne olursa olsun. Arthas Jaina'ya şu sözü verilmişti: beni asla yalnız bırakmayacaksın. Evet evet, o şey. Bana asla karşı çıkmayacaksın. Bahsetmiştim ben o şeyde, aşk videosunda. Evet evet, evet. Don't deny me Jaina. Orada deny ediyor mesela Jaina'yı. Evet, ilk kez. O yüzden bize bu kadar delirmesinin başka bir sebebi de o. Hep karı mevzusu. Öyle öyle canım, öyle. Yani ben şey olarak söyleyebilirim, hani realde olan şu. Uther biraz daha böyle ben biliyorum ulan. Evet, hani vallahi. Tarzında şey çıktı. Adam level 10 lan oyun sırasında. Tabii ki o bilecek. Ya o bilecek de benim demek istediğim şey yani Arthas acaba tersi bir karar verseydi, atıyorum. Mesela geldi, tamam mı? İşte Uther'in zaten olaydan haberi yok. Uther sonradan çağrılıyor ya olaya. Evet. Uther'in ben biraz burada kibirli olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Arthas çıkıp şey deseydi, ya Uther işte şehri karantinaya almalıyız, kimse içeri girip çıkmamalı, işte çok önemli bir olay deseydik Uther şey diyebilirdi. Hayır, purge edeceğiz falan, benden daha iyi mi bileceksin tarzında bir moda bile girebilirdi yani. Hayır, mümkün yani sonuçta light bir hareket olurdu yani. Ha, bu abi sefer de diyecek ki aynen, ha Görkem çok güzel söyledi ya. Hani işte Light'in iradesiyle yaptım ben bunu, sen ne anlarsın? Az diyorum ya, herif level 10 yani oyun sırasında. Tabii egosu olacak. Arthas daha level 6 da olur. Lütfen. Peki şimdi... o zaman büyük soruya gelelim mi yavaş yavaş? Evet. Tek tek soruyorum. Önce Ladies First diyorum. Ve Eda'ya yöneltiyorum. Eda, Arthas haklı mıydı? Yani Boris Johnson ne şey, Arthas haklı mıydı? Haklıydı. Arthas adam mıdır? Haklıydı. Neden? Çünkü yaşadıkları... Yani bizim Kırşehirli de buna benzer bir karar almaya çalışıyor. Yani I'm very pity about him. Onu söyleyeyim. Ama şunu da söylemeliyim. İradesi yetecek kadar güçlü değilmiş. Onu da söyleyeyim yani. Neden? Light'a inancını bu kadar çabuk kaybetmesi, iradesi, irade bakımından güçsüz olduğunu düşünüyorum. Ama yaptıkları konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle diyemez misin? Bunu yapacak kadar iradesi güçlü olamaz mı? Aa, evet yani.
Nasıl yani? Yani bu alınması zor bir karar. Aslında yani Uther'in bir çözümü yok, Jaina'nın bir çözümü yok ve bu kararı alacak kadar karakteri güçlüydü belki de. Tamam, doğru. Doğru mu? O zaman ama sen dedin yani. Yani şunu söylüyorum bak. Bu kararı almış olabilir. Ama o zaman Light inancını kaybetmeyecekti, devam edecekti. Ben bundan bahsediyorum. Yani tamamıyla kaybedip yani kendini kaybedip bu yola sapması da yanlış. Ama aldığı karar doğru. Anlıyor musun? Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani olayın devamındaki gidiş altında sıkıntı var. Yani şöyle ama Arthas bir çözüm yakaladı. Bu çözümü gerçekleştirdi ve bu çözüm ona ışıkla gelmedi. Kendi iradesiyle gelmeye başladı. Ve zaten ileride de hani Frostmourne'la karşılaşınca daha bir kendi çözümlerini yansıtmaya başladı yani. Hani demek istediğimi anladın mı? Yani zaten o karar onunla ışıkla gelmedi. Ya ama ışık onu da şey yapmadı yani. Purge yapmadı yani. Şey, hayır sen yanlış yapıyorsun. Kötü yoldasın demedi yani. Ona bakılırsa. Işık öyle ama şey yapmaz ki. Nereden biliyorsun? O zamanki Lord'a yapmıyordu öyle. Yapmıyordu. Ha, okay. Yok tamam. Gene yapmıyor. Yani hiçbir güç kaynağı yani bunu şeyde de Thrall'da da mesela bu şey çok geçer. Hiçbir güç kaynağı şey sahibi değil. Nasıl diyeyim? Vicdan sahibi değil. O sonuçta güç. Yani sen onu kullanıyorsun. Böyle elektriğin vicdanı var mı mesela? Onun gibi düşün. Sen elektriği nasıl kullanırsan sonuçta istersen elektrikli sandalye olarak kullanıyorsun. İstersen işte odayı aydınlatsın diye kullanıyorsun. Sonuçta senin elinde onu nasıl kullanacağını. Hani ondan bir de buna sonra verilebilecek Tabii. Sen bir örneklerden biri sonra, yani o şöyle olur. Mesela bu elektriği adam öldürmek için kullanıyor diye elektriğini kesebilirler. Öyle düşün. O da öyle oluyor. Mesela işte Arthas bunu yapmaya başlıyor. Ama işte o kadar acımasız bir şekilde yapıyor ki bir yerden sonra cevap alamamaya başlıyor. Ve bunu kendi kişisel hırsı yüzünden bence az önce onu diyecektim. Unuttum demeyi de bence zaten Arthas'ın inancını kaybetmesinin esas sebebi o. Yani bunu kişisel hırsı ve Mal'Ganis'e olan intikam duygusuyla yapıyor. Orayı kurtarma amacıyla yapmıyor. O, ondan dolayı hem inancını hem de Light'ın şeyini kaybediyor. Yani cevap vermiyor bir süre sonra Light on. Bence anahtar nokta orada. Hatta hani Arthas Light'a inancı demeyeyim de yani bu kadar kötü olmasına sebep olmamalı, anladın mı? Aldığı karar değil. Zaten o kırılma noktası hemen o kadar kötü olmuyor. Ondan sonra kötü olmaya başlıyor. Hırsına yenik düştüğü için. Bu şeyde de öyle mesela. Unutma abi. Mesela Star Wars'ta da işte Anakin nasıl Darkseid'e düşüyor. Yani tamamen kişisel hırsları ve yani ilk başta aşk, sevgi falan diye başlayan şey onu elde tutma ve hırsa dönüştükten sonra karanlık tarafa düşüyor. Yoksa işte gerçekten ilk kaygıları, ilk vicdani böyle sebepleri olsa zaten o kararları verip o hırsına yenip düşmez. Onun için böyle nasıl diyeyim, yanlış şeyler yapmaz. Bunda da Arthas aynen ilk kararı doğru ama bunu işte yapmaya başladıktan sonra hırsına yenip düşüp işte Mal'Ganis'e olan böyle artık takıntısından dolayı şey yapıyor. Zaten onların yemi de o. Ve şey böyle Dreadlord'lar da bunun olacağını bildiğinden onun zayıf karakterli olduğunu ve bu kadar çabuk hırslanacağını, fevri olacağını bildiklerinden bu şekilde yemliyorlar. Üzerine düşüyorlar. Evet. Yani sonunda ondan sonra işte ele geçiriyorlar Arthas'ı. Belasını buluyor. Hatta şöyle bir şey var. Arthas Frostmourne'u alırken şey diyor. Hani intikamı almaya ama hiçbir şeye engel olamayacağı geliyor. Yani onun derdi artık intikam olmuş oluyor zaten. Evet. Aynen. Ya yani, aslında benim yüzden değinmek istediğim nokta şu aşkım. Yani bence seçim şansı vardı. Seçimini yanlış kullandı. Yani bir Sylvanas değil. Anlatabiliyor muyum? Zorla öyle başka ne yapabilirdi peki? He? Başka ne yapabilirdi Arthas? Hayır, seçim vallahi şöyle söyleyeyim. Militarist bir düzende üstündeki kumandanını dinleyip ne yapılması gerektiğini ona bırakabilirdi. Sonra ve ama şöyle, orada Prens Arthas. Şöyle söyleyeyim. Orada Prens Arthas da üstünde kral var. Paladin olarak ben senin üstünüm
Henüz benim kralım değilsin boy demeyi biliyordu orada yani. İşte Arthas'ta diyor ki ben senin gelecekte kralım ya. Onu kullandı oraya sen. Ya kullandı da yani onu kullandıran da bir Uther vardı şimdi. Evet. Ya şimdi o ayrı bir mevzu. Peki işte Eda'nın yani fikri yorumu bu. Murat'an sen ne düşünüyorsun abi? Arthas haklı mıydı? Doğru bir karar mıydı? Arthas'ın yapabileceği başka bir şey yoktu. Çünkü ne yaparsa yapsın zaten dediğim gibi o Scourge orayı ele geçirecek mi zaten. O en azından kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir şeye cesaret edip denemek istedi ama. Ya şöyle bir şey, onun bir halta yaramadığını şu an Staton Dungeon'a girip anlıyorsunuz da. Yani. Ya Scarlet Crusade'in yani. Daha sonra orada uğraştığı şeylerden falan. Yaramayacak. Hani şeyleri konuştuk, karantinaya alsa ne olacaktı yani. O durum öyle bir durum ki hiçbir şekilde çare yok, bir şey yok. Yani bir şey yapılması gerekiyordu. En olabilecek şey oydu. Yani başka bir şey olmuyor. Kesinlikle. Ben oradaki kararın yanlış olduğunu düşünmüyorum bu arada. Onu da yanlış düşünmeyin. Ben devamındaki süreçten bahsediyorum. Oraya gelmedik herhalde. Ya mesela Görkem de şeyi söylemişti ya. Hani oradaki kararı işte içerideki halkın iyiliği için değil de kendi hırsları için. Evet. Bence öyle bir anahtar nokta var. Peki Görkem sen ne diyorsun abi o zaman? Yani karar doğru muydu? Yani içerideki halk için şu an mesela düşünelim. Şu an vebalı bir halk var yani Straton'da. Ya işte orada şimdi ben şöyle düşünüyorum. Mesela kendimi öyle bir duruma koysam işte orada oyun bana dese Arthas sensin işte senin dediğin olacak ne yapardın dese şimdi gerçekten ilk anda yapılabilecek tek şey o gibi gözüküyor. Evet. Ama yani bunu yaparken yanındaki en büyük müttefiklerini karşına almazsın ya da yanından uzaklaştırmazsın. Aynen, stratejik gibi düşünmek lazım. Onun için de şöyle bir şey olabilir. Yani şehri ablukaya alabilirlerdi. Bütün giriş çıkışları kapatıp hani dönüşse bile, Scourge'e dönüşse bile içeride kalsın. En azından sonradan bir çözüm bulabilirsek ya da bulamasak da hepsini topluca orada tutalım. Şeye genel diğer şeye işte Scourge güçlerine katılamasın gibi bir şey yapabilirdi. Ama işte şehrin stratejik durumu ne, giriş çıkışları kapatılmaya müsait mi? Hani işte Murat Han'ın dediği gibi oradan tırmananlar olur mu? Onları işte tutabilecek mi? Evet, yani o da bir sonuçta öyle bir güvenlik ortamı kurabilecekleri bir ellerinde kaynak yoktu muhtemelen. Ve işte eğer öyleydiyse son anda gerçekten yapılacak hiçbir şey yoksa beklersin. Ama bu sefer de karşında karşı duramayacağın bir güç oluşturmasını işte sağlarsın. Evet. Ya çünkü kaybettiğin evet. Asker de karşı tarafa geçecek. Öyle de bir durum söz konusu. Aynen yani. Aynen. Öyle bir durum da var zaten. İşte o yüzden de stratejik düşüneceksen hem kendi canını hem işte askerlerinin canını düşünmen lazım. O yüzden böyle kontrollü bir şekilde yarı abluka yarı işte purge bir şeyler yapılabilirdi ama zaten şey oluyor işte Mal'Ganis köşeden başlıyor dönüştürmeye. Ondan sonra iyice böyle işin ucu kaçıyor. Zaten peki hani Kel'Thuzad'la Arthas'ın konuşmasından Uther'in haberi var mıydı peki? Yok yok. Hayır. Bir şeyden haberi yok. Yani ben, işte onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Uther bilmiyor şu anda Mal'Ganis'in içeride Lambur Lumbur Scourge ürettiğini. Ve tabii yani, kalsa görecek. Kalsa görecek. Kalmadığı için görmüyor. Kalsa görecek. Mesela işte şu an benim Uther'in kararlarını çok sevmediğim artık aşikardır. Ama Arthas da söylemiyor. Yani ya Uther bir dur. Tabii canım hiçbir şeyden bahsetmiyor. Yani, karşılıklı hırs yapıyorlar. Evet aynen. Paladinlik şeyi sıralaması içerisinde birbirlerine şey yapıyorlar. Yani üstünlük sağlamaya çalışıyorlar gibi. Ve Murat Han'ın dediği gibi Andorhal'ın sonundaki mevzu yüzünden ikisi de birbirine hırs yapıyor bir nevi. Yani Uther aslında haklı olarak böyle kendi üstün konumunu düşünüyor. Arthas da oradaki durumu çözmesi için itaat etmesini bekliyor. Ama işte aslında Uther'ın orada sözünün geçmesi lazım. Daha böyle İşte abi o söylediğin tek laf. Tabii canım şey gibi yani işte Genelkurmay Başkanı gelmiş. Yani ne biliyor orada işte Tayyip'in oğlu ona diyor ki şey yapıyor işte yani keseceksin diyor. İsim verme diyor, Superman. Yani ya, şimdi burayı kesmesi gerek. Yok ya.
Hayır i̇şte örnek yani. Bence tabii canım. Yo gayet örnek, şey örnek. Yerinde örnek. O zaman şöyle ben de özetlemiş olayım fikrimi. Ben açıkçası Arthas'ın yaptığını her ne ruh haline içerisinde olursa olsun bu durum için doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani dışarı çıkarılmasına müsaade edilmeyecek büyüklükte bir tehdit. Kesinlikle riske alınabilecek bir durum değildi. Ve evet yani Arthas'ın hataları oldu ama dediğim gibi en büyük hatası bilgisini paylaşmaması oldu bence. Yani içeride neyin dönüp neyin bittiğini, yani Scourge'ün rütbelerinin neler olduğunu, çünkü artık yani Malganis'i biliyor, Kel'Thuzad'ı biliyor. Yani bu tarz bilgileri bir üst kumandanı olan şeyle paylaşmaması ve orada biraz da fame şeyine katılıyorum. Görkem'in söylediği, hani ünlü olmaya çalışıyor. Hani kanıtlamaya çalışıyor kendini. Yok evet yani işte şey öyle zannediyordu canım. O olayı. İşte Malganis'i içeride ben paketlerim. Daha sonra işte o Understeen'in üstündeki Capitol siteye girerken şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Babasını öldürmeye gittiği sahnede işte gül yaprakları falan dökülüyor böyle. Evet. İşte aynen gül yaprakları dökerler üstüme, Stratolm'un kurtarıcısı olarak görülürüm tarzında bir düşünceyle yaptığını düşünüyorum. Ama yani this steam must be purged dedi ve girdi yani. Bu şey. Yeah, he wasn't ready. Gerçekten he wasn't ready for anything. Ya ama şimdi orada ben Arthas'ı suçlamıyorum mesela o anlamda da. Yok ya değil. Hani evet hazır değildi ama olaya hazırlamayan da Uther'di. Yani ona hep bir prens çocuğuymuş gibi muamelesi öyle yapan da Uther'di yani. Ya da Muradin'di onu söyleyeyim yani. Doğru var. Çırağı gibi davranmıyor. Yani çırağı gibi davransa hani yol gösterici bir şeyler der. Hayır şöyle yapmalısın falan gibi bir öneri getirir. Ama hiç öyle bir şey yapmayıp işte iyice yüzleşiyor. Arthas'ı böyle itiyor buna bir nevi yani. Ve ilk fırsatta da dönüp gidiyor. Gitme madem, dur orada yani. Değil mi? Etkisiz değil eleman mi olarak öldürme de dur. Hayır, yan yana dursa zaten Malganis'i görecek, belki bir şeye karar verecekler. Ha, evet aynen o da var yani. Ya devam. Ya da belki beraber Notre'nde gidecekler. Frostmourne'u Uther'la görecek falan. Orada da şey muhabbet yani olabilir mi ya? Kralın bir emri. İşte Uther gör, incele, araştır, neyse öğren, gel tarzı. Sanmıyorum ya. Çünkü dediğin gibi kral çok etkisiz ve pasif kalıyor buna karşı. Aa, doğru söylüyorsun. İnanmıyor. Yani bir de şey bir, söyleyeceğim. Bir tehlike olduğuna inanmıyor. Ona inanmıyor. Bu arada babasına olan nefretine ne dersiniz bilmiyorum yani. Succeeding your father deyip öldürmesi falan. Bir nefret ya. Sonra canım öyle. Ama orada çok ya böyle Arthas düşünmeyeceksin onu orada ya. Nefret. Büyük bir yani orada hiç artık böyle yavaş. Evet. Yani. O da doğru. Orada ruhsuz çünkü. O dönüşüm evet halde. Death Knight yani o. Yani. Death Knight olduktan sonra hiç Jane'e düşünüyor mu? Aşkım Jane'e falan, canım benim. Özlüyor mu acaba? Düşünüyor. Düşünüyor. Her zorluk günü düşünüyor canım. Okay. Hatta şey Dalaran'a saldırmaktan tereddüt falan ediyor. Acaba Jane'e orada mıdır falan. Ooo. Evet. Aşka gel. Okay. Ama şey gibi düşün. Yani bu bir iz olarak kalıyor onda. Böyle ilk bunu evet şey düşünmüyor. İlk önce gene hırsları var ve tamamen işte kendi ideali için gidiyor ama hani aklının bir kenarında kalıyor bunlar. İçgüdüsel olarak ara sıra aklına Jaina da geliyor. Şey demiş bak şu şey güzel yaklaşım. Hani babası Varian gibi olmasını istiyordu. Onlar biliyorsunuz küçüklükten kardeş şey takılıyorlardı evet ya. Arkadaş böyle kraliyet dostluğu diyeyim. Evet. Olabilir ama ben yani gidip de Terenas'ı bu yüzden öldürdüğünü sanmıyorum. Çünkü yani ileride Scourge'un komuta merkezi olacak bir konumdaydı şey, Kapitolist'i. Ondan dolayı öldürdü. O da tamamen yani Lich King'in arzusuyla yapılmış bir şeydi. Bunun alın size şey soru. Varian ne yapardı? Hadi bakalım. Şimdi Varian ne yapardı? Çok ben net bir şekilde cevaplayabileceğimi düşünüyorum ya. Söyleyeyim evet, sen söyle. Söyle. Varian çok nasıl söyleyeyim, krali şekilde yetiştirilmiş bir adam. Evet, işte nasıl söyleyeyim,
Hani babası sonrası hani Stormwind'de olan olaylar biraz daha böyle hani ataerkil şey yani eğer o sırada kral olmasaydı Prens Viriyen'den bahsediyor olsaydık ki Anduin Lothar gerçi ona şey yapıyordu babası ölmüştü onun ama Anduin Lothar'a haber vermeden herhangi içeri girip de bir harekete kalkacağını sanmıyorum. Anduin ona işte Uther gibi tam. Yani çok Evet. yakın. Ama işte Anduin ile Viriyen arasındaki muhabbet çok daha farklı yani nasıl söyleyeyim? Tabii. Ya, O tam işte gerçekten çırağı gibi davranıyor ona. Hem yarı oğlu gibi hem çırağı gibi. Uther'ın Arthas'a davranması gerektiği gibi davranıyor. evet. Yani tam olarak onu Uther'ın söyleyebiliriz. Jaina ne derse onu yapardı. Yok canım ya. Çok utur, çok utur yerdik ya. Paladinler rahatsız olacak abi. Yo Uther yer mi değil ama şimdi önümüzde Tyrion örneği de var. Paladin arkadaşlar hiç Evet. üzülmesinler yani. Alınmasın ya. Tabii. Yani evet Uther'ın yaptığı şeyi biz burada yeriyoruz ama Paladinlik olarak bakmıyoruz olaya yani ya da ışık ya da farklı bir olay olarak bakmıyoruz. Yani Uther'in kendi kişisel ne diyeyim yanlışlıklarıydı bence. Evet. Doğru, katılıyorum ben de. Aynen. Peki şimdi ben bir yandan da Görkem'in şeyine bakıyorum. Ne derler? Hani bölüm için oluşturduğu iskelete bakıyorum. Aslında yavaş yavaş hani bölüm 2 dediğimiz yere doğru geliyoruz. Çok da şey yapmayacağım. Devam ediyorum Görkemciğim Evet, diyorum. abi Ve zaten bunları nasıl çıkarsak daha iyi, aynen. Stratolm'un temizlenmesine geliyorum abi. Stratolm temizleniyor. Stratolm'un temizlenme şekliyle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Nasıl Yani yani? Benim Yani orada kastettiğim şeydi zaten işte olayın öncesi ve işte Stratum'un temizlenmesi zaten işte şey Arthas o karar verdikten sonra yaptığı şey zaten Stratum'u temizlemek ya ama evet, ha. yani zaten temizlenmesinden kastım işte Malganis'e karşı burada insanları işte dönüşmeden öldürmesi ve o sırada Tamam. masumları ve işte çocukları, sivilleri falan da öldürmedi. Yani temizlenme zaten purge işte. Purge'dan kasıt da o. Böyle hiçbir şey, her şeyi eşit görerek nasıl olsa bunların hepsi dönüşecek gözüyle temizliyor ve gayet orada travmatik bir durum oluşuyor. O yüzden bu temizlenme kısmı yani zaten kırılma noktası aslında o. Yani bu kararı vermesi değil de bunu yapış şekli işte temizlenme Ne yapacak Purge'deki abi? Başını okşayıp sonra uyu deyip öldürecek mi yani? yani işte bir sürü o tarz olay oluyor. Sonuçta emrindeki askerler de bunu yapıyor. Yani içeride siviller varken evleri yakıyorlar. İşte çocukları şey yani yetimhaneyi falan işte doldurup orayı işte topluca imha ediyorlar. Bir sürü o tarz olay oluyor. O yüzden bu Orada temiz... abi öyle Nazi işlemi gibi. Hı? He? Naziler gibi ona öyle. Ya Ya işte öyle ama. işte öyle oluyor zaten. biraz öyle işte. Yani işin ucu kaçmaya başlıyor. Malganis'e karşı yetişeceğim işte o dönüştürmeden herkesi öldüreceğim diye Evet. iyice artık böyle şey nasıl diyeyim? Öldürmekten zevk alacak seviyeye geliyor yani bir nevi. Oh bunu da öldürdüm, oh bunu da öldürdüm derken yani artık böyle Yok yok işte doğru söylüyor. Ben orada biraz konuyu şöyle açmak istiyorum. Stratum küçük bir şehir değil. değil, evet, Hani aynen. Lordaeron Alliance'ının yani Lordaeron İttifakı'nın en büyük ikinci şehri. Ve nasıl söyleyeyim o harita aklınıza gelsin. Eastern Kingdoms'ın yani tam ortadan ikiye bölün. Kuzeyin işte bütün yiyecek sevkiyatının falan filan döndüğü yer burası. Hani bir Ha. anda işte denize kıyısı falan var. Hani öyle düşünün. İşte şehir Tabii merkezi o. Olarak bir yerde hani bütün işte kervanlar buraya girip çıkıyor ve yani baya baya büyük bir şehir. Görkem'in burada söylediğine ben şöyle katılıyorum. Bölebilirdi. Çünkü yeteri askeri gücü de vardı. Hem elinin altında kraliyet ordusu vardı. Hem de paladinlikten dolayı onun söylediğini savunan insanlar da vardı yani paladinler de vardı. Yani direkt evet pörcülemesi doğruydu. Yani o şehre girip müdahale yapmak zorundaydı çünkü her şey için çok geç olabilirdi. Evet. Takip için teşekkür ederiz bu arada. Ama bir bölünme yapabilirdi diye düşünüyorum.
Ama şöyle o zaman da şu soruyu soruyorum kendi kendime. Şimdi mesela Görkem'e de soruyorum. Kimin Scourge yani vebaya yakalanıp kimin yakalanmadığını nereden tespit edeceklerdi? Çünkü herkes her an... Tespit edemezler. Edemezler. Bekleyecekler yani. Öyle bir şey yok zaten. En kötüsünü kabul edip işte kilit altında tutabilirler. İşte zombiye dönüşse bile işte saldıramasın diye ne bileyim evlere kapatabilirler. Öyle şeyler yapılabilir. Ama işte dediğim gibi bunun orayı koruyabilecek ellerinde güç var mıydı? Öyle bir nasıl diyeyim artık şehri abluk altında tutabilecek bir güçleri muhtemelen yok, yoktu. Yok aslında şehri abluk altında tutmak değildi benim kastım. Hani mesela orada biz şimdi çok spesifik cümleler kuracağım ama yani çok özel konular oldu biraz. Hani hı-hı. Pazar yeri dediğin yer vardı hatırlar mısın? Bilmiyorum onun haritasını. Evet, evet. Yani Trade District'te tutabilirdi atıyorum belli bir kısmı. Çünkü King's Square dediğin yer yani kraliyetin olduğu taraf komple Malganis'in yani kontrolündeydi. Hadi o tarafı purge derken çünkü hani dungeon yaptığımızda biz yanında bir hero var onun da bizim gibi. Evet. Ve kendisi yani böyle çok büyük bir güçle de girip purge demedi yani. Tabii canım yani görece zaten bir de gidiyor yanındaki gücün de büyük kısmı gidiyor başlamadan önce. İşte paladinler de gidiyor. Zaten çok küçük bir grupla giriyor ve işte bir köşeden başlayıp temizliyor ama Malganis o sırada işte hem dönüştürüyor hem gücü artıyor. Yanında abomination alıyor, şey alıyor her defasında bir deyince gelmeye başlıyor. Tabii tabii evet ve zaten işte Dreadlord'ların kurduğu tuzak da o panikle zaten kontrolü kaybetsin diye özellikle yapıyorlar. Yani ama yani, şey gerçekten çok bence gaddarca çünkü yani ben mesela olsam tamam artısını aldığı kararı alabileceğimi düşünüyorum şu an tabii ne derler bekara karı boşamak kolay derler ya da koca boşamak kolay derler ama ben boşanmış birisi olarak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim artısını aldığı kararı alabilirim ama ayrı tutma şeyi yapardım hani çocuk henüz dönüşmüşlerle falan. Dönüşmemişleri bir ayrı kefede tutmaya çalışırdım. Çünkü gerçekten yani senden olan ya da işte hani insani formunu kaybetmemiş herhangi birisinin de kellesini uçurmak ciddi irade ister yani. Hani tamam zombiye dalıp öldürüyorsun. Tam eskiden Johnny dayıydı ama o artık değil yani. Evet, ama öyle bir eşik var orada doğru bak. Evet yani o henüz dönüşmemiş insanı öldürmek işte artısı hani diyoruz ya ışıktan uzaklaştırdığı ışığın çatırdaması. Yani bunlar zaten artısın artık deliliğe yanaşacağı noktalar oluyor. Evet. Diye düşünüyorum yani. Öyle. Şey oluyor yani kurtarmak için öldürmektense onu o mazeret oluyor bir yerden sonra. Öldürmek için giriyor. Artık dönüşmeleri çok önemli olmuyor onun için. Bir yerden sonra sırf öldürmüş olmak için. Evet, işte evet. Evet, bir yerden sonra başlıyor kalmayan sonuçta. Arkada giriyor, öldürüyor herkes. Acımasızca. Mesela işte Görkem'in notlarında hani Arthas durumu başka bir şekilde çözebilir miydi'nin cevabı bence bu şekilde. Yani Arthas durumu başka bir şekilde çözebilirdi. Yani yine Purge ama dediğim gibi yani daha zombi purge diyelim ya da işte çünkü adam vebaya da bulaşmamış da olabilir çünkü o dungeon'ı yapanlar ya da Warcraft 3 daha yeni halinde de oynayan arkadaşlar görecektir böyle Arthas Stratholme'a girdiği zaman böyle ellerini açıp işte prens geldi diye koşturan tipler vardı ona doğru. Evet, evet. Yani ona doğru koşuyor böyle lap diye kafasına mace yiyordu yani. Ya da biz vuruyorduk. Evet yani sonuçta ama Arthas öyle davranıyor işte. Tamamen başta kararı veriyor ve artık ondan sonra sivilmiş çocukmuş demiyor. Evet. Onları zombi olarak görüyor bir nevi ilk başta ama ondan sonra işte insan olarak öldürmeye başladıktan sonra da kontrolü kaybediyor. Hatta Reforged'de şey böyle bandit falan koymuşlar bile içeri. Ha evet. Herifler bir de oradan faydalanıyor falan banditler evet. Böyle şeyler. Kaosla faydalanıyor. Durumu kullanmaya çalışanlar falan aynen. O güzel detaydı ya. Arthas da vuruyor, dungeon'da da öyleydi. Evet evet Arthas vuruyordu zaten hani sen normalde zamanında geriye gitmiş. Arthas'ın yanında bulunan başka birisinin yerine girmiş bir kişiydin. Çünkü sen onları yaşamadın hero olarak.
zaten. Notlarımızda şey var. Uther ve Jaina'nın arkasını dönüp gitmesi doğru bir hareket miydi? Aslında çok konuştuk bunu. Ama bir sonraki soru çok güzel. Arthas durdurulabilir miydi? Nasıl yani? Yani Arthas durdurulabilir miydi? Bu kararı aldığını söyledi. Yakacağım bu gezegeni dedi. Yani... Uther ve Jaina mesela. Bir yere kilitleyebilirlerdi Arthas abi. Yani işte önüne geçebilirler miydi? Dönüp gittiler. İyi öldür deyip gittiler. Aynen öyle ya. Dönüp gittiler. Tam falan deyip gittiler. Doğru. Madem öldürme diye geç önüne bir şey yap. Yani bak dönüşebiliyor falan. Kurtarmaya çalış. Hayır o kadar önemsiyorsan Uther Bey vs at bakalım. Yok diyemiyor değil mi prense? Falan bir şey yap. Cleanse at. Yani belki kurtaracak. Bilemeyiz. Ya, hadi yaptı diyelim. Yani ne kadar doğru olurdu? Çok doğru olurdu ya. Ya da şey ya, evet yapalım deyip. Denemesi lazımdı bence. Bir kesinlikle yani... aşkım ya. Şey de yapabilirlerdi. Evet haklısın hadi yapalım deyip kafasına şişeyle vurup arka odaya kapatabilirlerdi. Sen çok Amerikan filmi çok... izliyorsun ya. O nedir ya? Jaina, ya ama ya anything you know. Herhangi bir şey yani. Sheep'e dönüştürüp ondan sonra şeye sheep halindeyken kutuya koyup falan böyle. Zaten bir şeyler yapabilecekken yapmadılar ya. Evet zaten işte kastettiğim oydu ben de yani dönüp gitmektense madem bu kadar bu karara karşısın bir şeyler yap yani. Engelli. Yok sonra kral beni azarlar falan demişti. Peki bunlar gidip krala söylüyorlar mı ne olduğunu bu olaydan sonra? Söylüyorlar çünkü daha sonra kral Northrend'deyken onlar geri getirilmeleri çağrısını yapıyor. Evet. Hatta Arthas onun için de sonra gidip gemileri askerleri gemileri yakıyor. Gemileri yaktığı mercenleri de askerleri öldürtüyor. Yani bu cidden kötü bir davranış ama artık. Yani yuh. Orada şüphelici çoktan kaçmış zaten canım. Ama yani bence şey Lich King'lik bir hareket yani. Hani evet. Tamam böyle çok şey ağır geliyor da bize karaktere çok uygun bence hani. Aldığı. Ama zaten işte bence şey bu. Yani Dreadlord'ların yani tasarladığı gidişat o. Resmen karakterini tasarlıyorlar Arthas'ın. Değil mi? Ya kötücül bir karakter olsun diye özellikle itiyorlar onu buna. Arthas da zayıf karakterli olduğu için bütün bu yemleri tek tek yutuyor. Sonunda hakikaten öngördükleri gibi kötü de bir karakter oluyor yani. Bu kadar kötü bir karakter bu kadar nasıl seviliyor? İnanılmaz güzel bir lore... Karakter çünkü, geliştirmişler ya. Şöyle, çok güzel yani. Onu Murat'an çok güzel cevaplar aslında. Hani bu kararları adım adım alıp daha sonra ortaya çıkardı o greater good amacı bence. Evet Anakin ve Darth Vader niye seviliyorsa. Evet evet. Cevap. Çok güzel cevap aynen. Kesinlikle. Güzel. Çok güzel. Yani hani bir de Arthas'a bir de sonra şey kastılar ya işte Lich King'den de aslında Azor'u düşünüyordu falan. Ki bence gereksizdi onu yapmaları ama öyle bir şey de karar vermişler hani aslında Azeroth düşünüyordu Lich King'ken diye. Onun için Arthas hala seviliyor canım. Bir de yani ben dahil çoğu insanın Warcraft'ta ilk tanıdığı karakter. Yani tamam. Evet. Tabii 3'te sonuçta yani Frozen Throne'a... Warcraft tanıyan çok fazla. Evet evet. Ana karakter o bir nevi yani. İnsan tarafında. Peki o konuya girmişken yani ona ne diyorsunuz? Yani Scourge de işte hani hakimiyeti sağlayıp da aslında Legion'a karşı koruma düşüncesi. Arthas çok yakışıklı. Yani. Evet ya. Ama Lich King'den daha özellikle yakışıklı. Özellikle Lich King modeli. Lich King'den sonra. Değil mi? Saçları gri. Lich King'den daha yakışıklı. Soru kaynadı ya. Neyse dur soruyu. Çok erkek abazasıyız. Niye canım? Allah Allah. Allah aşkına hepimiz istemedik mi ya şimdi kınımızdan Frostmourne çıkartıp değil Frostmourne Hungers diye anırmayı böyle. O armoru giyip falan. Soru neydi falan? Herkes şu an oturdu. Hayallerini aldı. Herkes şeyi hayal ediyor böyle Arthas. Yoklar oynuyor. Abi sorum şu. Arthas'ın dünyayı koruduğum... Ben aslında dünyayı... Yani Azeroth'u korumak için yapıyorum bunu. Anlamadınız. İşte Scourge'de hakimiyeti ele geçirip... işte Legion'a karşı koruyacaktım ben.
Yani Arthas öyle bir şey demiyor, bunu Chronicles söylüyor zaten. Evet, onu da zaten Titan'lar yazmış, kapat git dükkanı. Değil mi? Ya, bence gereksiz bir şeydi Blizzard'ın yaptığı. Çünkü Arthas'ın story'si hani şeye gidiyordu. Hani ya bir kahraman olarak ölürsün ya da korkunç bir canavar dönüşünü görecek kadar uzun yaşarsın olarak bitmişken yani ne gerek vardı ona diyorum ben ama hani Arthas'a da bir redemption yapmak istemişler demek ki bir açıdan ki tahminen şu an Shadowlands hakkında bayağı bir bilgiydi ölürken. Ya işte şey yani işte Lich King olduğu halde hala Azeroth düşünecek kadar iyi bir prens falan. Ya bilmiyorum ben. Ben onu öyle algılamadım ya. Yani bence o tam şeydi. İşte Darth Vader'ın şey Luke'a diyor ya işte gel imparatoru öldürelim, galaksiyi biz yönetelim falan. Bence o tarz bir motivasyon o. Sonuçta gene içinde bir kötülük var ve mutlak böyle bir şey var. Yani nasıl diyeyim? Herkesi öldürelim, herkesi temizleyelim. Herkes o zaman kurtulmuş olacak mantığı. Yani Sargeras'ınki de aynı işte aynı evet. Paralelde ya. Ya zaten bu kötü çözüm yani. Alenen bu şey artık bence hani Dark Side Redemption tarzı bir şey bu. Yanlış olduğu çok alenen ortada çözüm. Bence o yüzden hani iyi amaçla değil de şöyle düşün işte nükleer şeyler nükleer silahlar kullanırsak işte dünyadaki herkesi işte patlatırsak sonuçta mutasyona evet. Uğrarız. Buna uyum sağlarız. Ondan sonra kimse bir daha nükleerden etkilenmez gibi bir İngiltere gibi mesela. Sapık bir mantık bu yani. Şu an evet. İngiltere'nin yani, yaptığı çözüm gibi. Kitlesel bağışıklık kazanalım. Ölen olsun kalan. Lafı oraya getirecektim aslında. Son bir 20 dakika yarım saat onu şey yapalım diyecektim de. Eda erken girişti olaya. Yok tamam ona geçmeyeceğim. Niye? Yok yani hayır erken girmeyeyim canım. Ne konuşacaksınız konuşurum. Şey yapmayayım yani size. Hani yok canım bağlantılı işte. Zaten ben de onu kastediyordum. Işte. Onu kastediyordun mu? Yok gerçekten. Şey yani yakın bir mantık. Sonuçta İşte Darth Vader o yüzden dedim. O da aynı şeyi diyor. Ve böyle aslında tam Darth Vader'a dönüşmeden önce de işte Padme'ye diyor işte beraber yönetelim işte indirelim herkesi işte halbuki demokrasi falan diyorduk ne oldu oluyor Padme'de. Ama önceden bunun işte nasıl Arthas böyle kayıyor yavaş yavaş. Aynı şekilde Anakin'de de aynı kaymalar var. İşte demokrasi konuşmasında işte mutlak bir tek bir lider olmalı falan diye çok önceden daha işte episode 2'de bunu Anakin söylüyor zaten. Daha önce ne Darth Vader'lık var ne bir şey var ama zaten bu zihniyette olduğu için gidiyor o yola. Aynı şekilde Arthas da öyle. Zaten ilk başta bir böyle zayıf karakter ve buna düşme eğilimi var zaten. Hırsını İşte hocam Arthas çok hırslı bir saplantılarına aynen yenik düşecek bir durumu var. Aynı şey oluyor. Ondan sonra da zaten Lich King olduğundaki işte kendi genel çözümü de işte bunu şöyle düşünüyor bence. İşte Undead'ler işte Old God'lardan şeyden Legion'dan etkilenmiyor. O zaman ben herkesi Undead'e dönüştüreyim. Onları ben yöneteyim. Böylece işte bütün düşmanları yok edelim. Evet. Ama kendi düşmanını ve şeyi düşünüyor yani ama diğer insanları kurtarayım diye yapmıyor. İşte ben yöneteceğim. Evet. Hepsi benim olacak diye düşünüyor. Selamlar. Yani. Ya o zaten şey, sen çok takmışsın o lafa ya. O güzel bir sahne ama. Evet. Yani, abi inanılmaz epiktir. Bir nefret ya. Bu ara soru 2'dir kaynıyor. Şükrü de tüküreceğim bacağınıza diye ikidir şey spamladım. Şöyle benim sorum başka. Light ve Void dengesinde sürüklenen bir Azeroth'un olduğunu görüp Undead'liği özgürleştirme bu zincirlerin kırılması olarak görüyor olabilir mi? Arthas hani Arthas bunu bu şekilde görüyor olabilir mi? Diye sormuş. Devam ya. Ediyor. Çünkü Ner'zhul bunu göstermiş olabilir. Light inancını kaybetmiş bir Arthas da bunu kabullenebilir diye eklemiş. Onu işte dediğim gibi bence onu mazeret olarak görüyor Arthas. Bunu ben ama dedim. Sylvanas aynen mesela Sylvanas aynen bu dediğin şekilde görüyor olabilir. Çünkü Sylvanas'ın öyle bir motivasyonu yok.
O yüzden bizli konuşuyor mesela Sylvanas ama Arthas her zaman tekil benli konuşuyor. Bence ama Görkem şunu düşüneceksin. Arthas'a Sylvanas'a verilen karakter gelişimi o şey verilmedi. Sylvanas'ın o dönüşümü Arthas'ta yapılmadı. Çünkü Lich King oldu, öldü. Bu sonra ortaya çıktı mesela. Böyle düşündü. İşte şey yani sonuçta genel planı bu değil mi? Arthas'ın en güçlü halini. İşte Sylvanas'ın da şu anda en güçlü halinde planı bu ve yani Sylvanas ama aynı motivasyonda olmadığı için işte gerçekten Şükrü'nün dediği şeyi Sylvanas yapabilir ama bence Arthas yapamaz. Çünkü Arthas'ın zaten önceden bir kayması var. Ama Sylvanas'ta böyle çelişkili bir durum var. İşte şey yapmıyor. Hani kendi ele geçirebilecekken güç varken mesela Arthas'ın yaptığı şeyleri yapmıyor. O yani bence ciddi bir fark var yani. O yüzden daha çok anti-hero gözüküyor mesela Sylvanas. Ama Arthas direkt villain. Kötü karakter. Kesinlikle. Katılıyorum. Ya vallahi. Değil mi? Aslında önce şey var. Arthas'ın böyle villain olup da seviliyor evet. olması çok göze batmazken hani Sylvanas'ın aldığı edgy kararlar ama yanında seviliyor olması çok göze batıyor. Evet evet. Ama ben şöyle diyeyim. Arthas sen söyle. Bence Arthas kötü karakter olmak için fazla iyi yani. Siyah falan değil Arthas. Siyahlı hakaret olur yani kalkıp Arthas siyah derse. Yok canım olur mu? Arthas en fazla gri. Bence. En fazla. Arthas kötü falan değil. Arthas olarak çok zayıf. Olabilir ama işte şey değil. Mesela Sylvanas gibi anti-hero bir durumu yok. Yok. Şeye dönüştükten sonra özellikle Death Knight'a dönüştükten sonra direkt full villain yani. Sonra da Lich King de iyice zaten zirve yapıyor. Aynen. Lich King olarak. Aslında mesela Murathan orada da şeyi söyledi ya hani Arthas'a o karakter gelişimi tanınmadı. İşte Sylvanas hani çok ince işlendi. Orada katılmıyorum. Aslında Arthas'ın karakter gelişimi biraz daha geride kaldı diyelim. Hani eski oyunlarda kaldığı için bize öyle geliyor. Arthas'ın Lich King olma durumu işte ve hani ölümü diyelim ölümüne kadar ki geçen süreç biraz daha uzun yani şeyde Lord'a işlemiş. Yok hayır benim kastım bu olay bize Chronicles'da söylendi. Yani biz onu yeni öğrendik. Oyunda Lich King'i öldürürken kimse bunu bilmiyordu. Yani. Yeni öğrendik. Onu demek istiyorum. Ya tabii hayır, canım ama zaten hani lore freak diyelim. Üzerinde çok da durulmadı yani. Hani bizler neyin ne olduğunu biliyoruz. Tabii yani üstünde durulmama sebebi de bence o yani. Bu hani redemption anlamında değil de işte Lich King'in amacı neydi? Aha buydu amacı. Dünyayı ele geçirmek. Kendi işte şeyine kendi çözümüne göre işte düşmanlarla savaşmak ama herkes düşman ona karşı. Yani. Onun istediği düzene karşı. Herkes düşman. Yani. Ya işte peki, onun da dediğim gibi mantığı hani herkes skorucu olsun. Böyle Legion ya da Void saldırırsa toplu bir dünya olur diyor. Alliance da Azeroth'un birleşemeyeceği için. İşte, ama çok mutlak katı bir görüş. Aynı şey işte Light'ta eleştirdiğimiz şey değil mi zaten? Herkes Light olsun. Yani. Peki Legion'a karşı Illidan'a verdiği tavsiye tamamen kötü olan bir karakter neden yardım etsin ki? Ben anlamadım. Legion'a karşı... Ha, orada kastı şu, Scourge zaten, Nerzul zaten Legion'dan kurtulmak istiyordu orada. O yüzden Arthas Illidan'a o tavsiyeyi verdi. Hmm. Şeyi söylüyordur. Ashen Vale'da Illidan'la Arthas ilk savaştıklarında Arthas işte Kuka'ya karşı şunu yap diyor da dertleri orada farklı yani. Tabii canım orada olay değil yani şey değil. Scourge hatta geride kalıyor orada galiba. Sonradan olan bir şey. Yani olabilir. Şimdi zaten Illidan'a sonradan Kil'jaeden işte düş peşine İşte bizim kontrolümüzden çıktı Yoket Arthas'ı falan diyor herhalde. İşte Nerzul'la birleşeceğini anlayıp Lich King'i öldürmeye çalışıyor ya işte. Evet, Kil'jaeden anlıyor mevzuyu da işte Illidan'a da söylüyor işte affetmek için. Sonuçta onlara da ihanet ediyor ya. İşte Illidan işte seni affed, canını bağışlamak için daha doğrusu diyor. İşte git Arthas'ı öldür diyor. Ondan sonra beceremeyince Illidan zaten Outland'a kaçıyor. Ondan sonra.
Ama ne kadar güçlendiğini tahayyül edemiyorlar. Tek başına gönderiyorlar çünkü. Şeyin Arthas'ın ne kadar güçlendiğini işte anlayamıyorlar. İşte yani orada da Frostborn'un işte etkisinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. İşte hani Balvar olayından pay biçim. Evet, zaten Illidan'ın vurmadan önce işte onun hamle yapabilme sebebi o Frostborn'un özelliği. Şeyi anlıyor, seziyor gelecek saldırıları ve ona göre işte yönlendiriyor artık. Hocam hani Frostborn cidden çok önemli bir şey. Etmen arkasın ve Lich King'in eski Lich King'in gücünde. Tabii. O zaman Eda'nın dediğine gelelim. Günümüze gelelim. Hani konuya girdi böyle bir geri çekildi ama zaten olay hani gündemdeki konuyla alakalı bir farkındalık yaratıp muhabbet etmekti. Yani şimdi günümüz dünyasında da bu tarz kararlar alan ülkeler var diyelim ya da içinde bulunduğumuz durum var. Yani bunlarla ilgili nasıl bir bağlama yapmayı düşünürsünüz ya da kafanızdaki düşünceler nelerdir bunlarla alakalı? Yani şimdi, ya abi şimdi kalkıp bütün infekte olmuş yerleri projeleyelim dersen beni hapse atarlar. Böyle bir şey diyemem. Yok bunu purge'leme şimdi değil. Tabii Arthas'ın purge'leme olayı çok özel bir durum. Yani orada hani nasıl söyleyeyim? Yani idam ediyor çünkü adam. Execute ediyor herkes evet. Orada. Bizde böyle bir durum yok ama yani de biliyor ama öyle bir detay var. Ha tabii. Yani bizde böyle bir şey de yok şu anda. Hani herkes yani infected Andor, olacak. Andor aldı onu görmüş ilk elden. Somut kanıtı var yani. Şöyle düşünebiliriz bence. Yani eğer ki mesela hastalık yayma üzerinden düşünürsek işte hastalığı kapmış olduğunu bildiğimiz ve bunu bir şekilde belli edecek işte ne bileyim şeyleri işte ateşi yüksek insanların mesela insanların arasında özellikle girip bir şeyler yapmaları falan evet. Ve böyle yakın durmaları, bulaştırmaları durumuna işte müdahale etmemiz gerekirse işte Arthas gibi değil de onları izole ederek ve işte ayrı tutarak bunu yapmaya çalışırız. Mesela işte Arthas gibi düşünsek işte bunların hepsini işte şeyde, Kuzey Kore esprisi çok yapmıştı ya işte herkes işte Kuzey Kore'de neden kimse çıkmıyor? Çünkü işte anında işte o evet. Arthas versiyonu oluyor biraz. Evet. Yani ölürse hastalığı yayamaz mantığında düşünürsen işte Arthas gibi oluyorlar. O acımasızlık o çünkü. İşte biri hastalığı kapmış bunu tedavi etmeye çalışalım işte demek yerine yok bu hastalığı kapmış bir kişiye daha yayabilir o da işte daha çok kişiye yayar. Onlar işte ayıralım hepsini öldürüp yakalım böylece yayılmaz. Bu arada o haber de gerçek değil. O kadar da değil yani. Yok, şaka yani. Şimdi ben olayla bağlantı kurayım. Çıkış noktasına gelelim. Şu anki olayın bu kadar büyük patlak vermesinin en büyük sebebi ya da en büyük hata insanların geç bilinçlendirilmesi. Yani aslında burada şöyle düşünebiliriz. Çin Cumhurbaşkanı Arthas olabilir. Ne kadar kötü değil mi? Çin Cumhurbaşkanı Arthas olabilir. Ondan sonra işte insanları zamanında bilgilendirmediği için ve içinizde ne Arthas nefreti varmış. yok ben Arthas'ım yok şaka yapıyorum tamam kapattım. Ama yani şimdi olay o noktaya geliyor. Doğru zamanda doğru karar alınabilmesi için doğru bilginin gelmesi gerekiyor. Burada da böyle bir sıkıntı var. Ya mesela Arthas'la diyorsunuz ya Arthas eğer işte Jaina'ya ve Uther evet. Uther'e deseydi işte böyle bir şey oluyor işte ben işte Malganis'le savaşıyorum işte şöyle bir böyle bir durumla karşı karşıyayım deseydi belki daha farklı aksiyonlar alınabilirdi. Ya gibi. Orada aslında şey hani şimdi kendi ülkemizden uzak şeyleri örnekleri verirken böyle çok da safe şeyde oynuyoruz evet. Siyasi anlamda güzel o. Güzel o konuda güzel yaptın. Evet iki örnek o. Biri full karantinaya alıp işte kapıları mühürleyip adamlar yani kapıları kaynakladı insanlar evinden çıkmasın diye ve bunun yapılmadığının çok güzel bir örneği olan İtalya'daki virüsün yayılma hızı evet ve
Onun dışında İngiltere'nin aldığı bir karar ve halkın baskısından dolayı geri çekilmiş bir karar diyelim. Çünkü orada da şey vardı hani ölen ölsün kalan sağlar bizimdir. Doğal işte, bağışıklık evet. Doğal bir bağışıklık sağlayalım denmesi ve hani bu da çok radikal bir karardı. Evet. Yani tartışılır tabii her ne kadar doğruluğu yanlışlığı ama yani ortada alınan Artas gibi kararlar var yani. Şimdi diğeri hiçbir şey yapmıyor. Bu da Artas var görünebilir. Diğeri çok katı karar alıyor. Bu da Artas var görünebilir. Tabii bunlar nasıl söyleyeyim, o ülkelerin kendi kararları ve halkların da kendi tepkileri. Tabii Çin'deki halkın tepkisinin karşılığının ne olduğunu gördük. İngiltere'deki halkın tepkisinin karşılığının ne olduğunu gördük. Hiçbir şey yapılmayışının karşılığında da İtalya'da ve İspanya'da ne olabileceğini gördük. Diyelim. Ekleyecekleriniz var mı diye sorayım ben Görkem'le Murat'a. Bu sırada da sorularınızı alalım arkadaşlar. Yavaş yavaş çete diye. Bu ara gündem konuyla da olabilir. Çünkü dedik konuyu bu anlamda farkındalık yaratmak için seçtik. Yani işte dediğim gibi ya sonuçta şey işte Artas gibi bakarsak işte bu temizlik olayına sonuçta işte hastalığın yayılmaması için böyle çok sert önlem alıyorsan o sertliğinde bir limiti var. Yani insanları da sonuçta hayatlarına devam edecek şekilde motive etmen de lazım. Ama işte iyileşebilecek olduklarını biliyorsun. Ama şimdi Artas'ın durumunda şöyle bir fark var. Hiçbir şekilde iyileşmeyeceklerini biliyor ve dönüşüp ona karşı savaşacaklarını kendi yanındaki tehdit olacaklarını da bil. Şimdi bizim durumumuzda öyle bir şey yok. Bizde ne olursa olsun çok yüksek bir iyileşme oranı var. Ama en büyük problem işte yayılma hızı da çok yüksek. O yüzden işte önlem almak lazım. Genel zaten insanları işte anlatmaya çalıştıkları şey de bu işte. Şimdi Artas'ın durumunda şöyle bir şey olabilirdi paralellik kurmaya çalışsam. İşte gidip bunu anlatabilirim. Bakın dönüşeceksiniz ve işte zombi olacaksınız. İşte ne yapalım falan. İşte siz ha, öyle bir şey dediğinde o da sakin kalacak değil mi herif? Sen zombi hayır olacaksın. Sakin kalmayacak ama işte yani siz bu durumdasınız. Böyle bir tehlike var işte diye bilgilendirebilirim. Evet. Yani, evet. En azından mesela şehrin yöneticilerini ve işte herkesi bir araya toplayabilecek böyle ne diyeyim halk liderlerini falan bilgilendirebildi. Ve işte böyle hızlı bir şekilde bunları organize. Bu şekilde davransa zaten belki şey Uther'la Jaina da yanından gitmeyecekti ve bu daha hızlı bir şekilde işte organize bir işte nasıl diyeyim kontrollü bir en azından izolasyon durumu yaratabilirlerdi. Abluka'ya belki kendi isteğiyle girecek halk. Ya da işte dönüşecek veya evet. İşte belirti gösterenleri işte belli bir yere toplayıp en azından kontrol altında tutmaya çalışacaklardı. İşte iyileştirmeyi deneyeceklerdi dönüşenleri belki bir şeyler bulacaklardı yavaşça. Belki Dalaran'ın üzerine çalışacaktı Flav için. Yani şey olabilirdi işte dönüştüremeseler bile işte durumu durdurup en azından kontrol altına alıp işte daha kontrollü bir şekilde İşte Malganis'e karşı savaşabilirlerdi. Ama işte bu şekilde her şey Artas'ın üstüne kaldı ve o da işte artık kriz anında kötü karar verip yapabileceği en kötü şeyi yaptı. Zaten işte dediğim gibi işte Dreadlord'lardı. Özellikle bunu tasarlamış. Zaten işte hep işte siyaset Artas'ın... abi. Hep siyaset. Yo ciddiyim evet. Yani şu an başımıza gelen bu salgın, kötülük, artık ne derseniz şeytani şey sebebi yanlış siyasi kararlar. Yani eğer zamanında Çin böyle bir şey var, evet böyle bir sıkıntı var, işte tüm dünya işte dikkat etmeli, biz işte sınırlarımızı kapatıyoruz deseydi belki bugün bu noktada olmazdık. Ya demeyeyim yani, diyorum da adamlar salgının olduğunu bilip Çin bayrağı işte milli bayramları diye dünyaya yani falan kesinlikle açıldılar yani. Evet. Ve insanları gönderdiler, kapılarını açık tuttular. Yani ve bunun tek sebebi siyasi soğuk savaş.
Aa söylemeyelim aman işte bizim işte annenin evet. senin okulda kaldığın zaman işte dersten kaldığın zaman sınıfta kaldığın zaman aman komşu aman komşu duymasın söylemeyelim kimseye. Tamam, mantık, aman aman ha, aman aman ne derler hakkımızda mantığı yani bu çok sıkıntılı bir süreç. Ve evet, bugün evet. bu halde olmamızın sebebi bu. Görkem'e doğru. bir soru geldi. Görkem ben sana soruyorum ben Arthas'ım. zombi olacaksınız birkaç gün içinde haberiniz olsun o yüzden henüz dönüşmüşlerle henüz dönüşmemişleri ayırıyoruz sen dönüşmemiş taraftasın sen de veba olup olmadığını bilmiyoruz tepkin ne olur soru bu yani doğru mu sonuçta dönüşüp işte sevdiklerine saldıracaksan kendini izole etmek istersin işte biraz Walking Dead izlemiş olanlar evet ihtimalini görmüştür. Ya da işte dönüşeceksen yani ısırıldıysan seni öldürüyorlar mesela. Evet ha yani işte çeşitli şeyler farklı gruplar farklı çözümler uyguluyor öyle durumlar. Yani kimisi bazı mesela... manyaklar zombilerin içine karışıyor. Ha aynen. Şey olarak gayet gönüllü olarak gidiyor falan. Yani işte Walking Dead'in mevzusu o duruma çok uygun. Ben de öyle bir durum olsa, ısırılmış olsam herhalde bir an önce imha edin beni de yakınma size bulaşmasın evet. Yani aynen acı çekmeden gideyim bari falan derdim. Vedalaşır, bay bay derdim yani. Çünkü öteki türlüsü hiçbir şekilde dönüşü yok bir de yani. Evet yani hiçbir şekilde dönüşü ve tedavisi yoksa çünkü zarar vereceksin sevdiklerine. Tehlike bir şeye dönüşeceksin. Ayrıca bunu yayma potansiyeli olan bir şeye de dönüşeceksin. Ve o anda da öylesin muhtemelen. O yüzden biraz kendini ya kendini feda etmek bile değil bu. Zaten yani vicdanlı olan herkes zaten bunu yapar. Yapmalı ben yani. Vicdandan ziyade genelde bir hani kafayı yiyip de intihara sürüklenme durumu olacağını düşünüyorum. Hani eğer bilgisi olsa anladın mı? Yani birazdan dönüşüp yani zombi... O yüzden şey dedim işte halk liderlerine falan ilk önce bu bilgi verilip böyle aşamalı aşamalı böyle en azından insanları biraz gruplayıp işte grup grup bakın siz kötü durumdasınız siz de olabilir olmayabilir. İşte belirti gösterenleri falan işte tespit etmek için bir şeyler yapabilirsin. Ama işte Arthas'ın elinde çok az bir güç var ve işte yanındakiler de gittiği için artık böyle panik halinde olaya giriyor. Yani, oradaki esas problem o. Özellikle işte iyice böyle panikle hareket etsin ve işte kötü kararlar versin diye. Ya o zaten şey ama Dreadlord kurgusu. Ya tabii evet. tabii. Onu diyorum yani. Ama işte başında o Dreadlord kurgusu olsa bile işte başında biraz daha kontrollü ve böyle nasıl diyeyim soğukkanlı bir şeyler yapsalardı belki durumu dengeleyebilir. Belki. Yani işte oldu o kadar. Oldu. Olduğu kadar. O zaman şöyle toparlıyorum ve finale yapıyorum ufak ufak. Diyelim öyle ya da böyle Arthas'ın aldığı karar ortada ve Stratom'un da hali ortada. Yani her ne kadar... Hala yanıyor. Evet hala yanıyor olması ve yani Scourge'den temizlenememiş bir durumda çünkü. Yani Purge işe yaramamış durumda. Hani buradan bizim çıkaracağımız payda şöyle olsun. Hani bütün yöneticileri kapsayalım ya da bütün işte iktidarı elinde tutan insanları kapsayarak konuşalım. Arkadaşlar bu tarz kararları almak herkesin harcı değil ya da nasıl söyleyeyim doğru akıl sağlığıyla ya da düzgün akıl sağlığıyla yapılabilecek şeyler değil. O dönemki Lordaeron halkının geçtiği zor süreçten şu anda bütün dünya olarak geçiyoruz. Evet. Evet biz şu an burada halkız biraz daha yani o dönemleri yani Lordaeron dönemlerini düşünecek olursanız bizler yayıncılar olarak biraz daha taşın üstüne çıkmış da bağıran tipler olarak kabul edebilirsiniz bizleri. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Kişisel anlamda bugünlerde kendimize dikkat edelim. Evet. Metanetli kalmaya çalışalım, sakin olmaya çalışalım ve elimizdeki tüm imkanların hani vardığınca gücümüz yettiğince vicdanen de doğru kararlar alıp ona göre uygulamaya geçelim, harekete geçelim ve
bu süreci birlikte atlatalım diyelim. Hani ne Arthas olalım ne de Stratholm olalım dileğiyle yayınımıza son verelim. Bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çok iyi öncelikle bakın. Görkem'in ve Murat'ın ağzına sağlık diyoruz. Ve daha sonra da siz izleyicilere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kapatmıyorsunuz.